Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirilen 450 deprem izleme istasyonundan gelen sinyaller burada takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu sinyallerle 7 gün 24 saat depremleri izliyor ve değerlendiriyor. Merkezin müdürü Doktor Doğan Kalafat, deprem uyarısı vermek mümkün olmasa da tsunami ile ilgili erken uyarı yapabildiklerini söylüyor. Yer kabuğunun hareketlerini 7/24 takip ediyorlar. 450 istasyondan gelen sinyallerle depremin şiddetini kısa sürede hesaplayıp hem kamuoyunu bilgilendiriyor hem de ilgilileri uyarıyorlar. Burası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi. Özellikle fay hatlarının geçtiği farklı bölgelere yerleştirilen 450 deprem izleme istasyonundan gelen sinyaller burada takip ediliyor. Merkeze eş zamanlı olarak düşen sinyallerde burada gördüğünüz gibi hemen uzman arkadaşımız tarafından değerlendirilmekte ve sonuçları paylaşılmakta. 25 uzmanın görev yaptığı merkezde depremler kısa sürede çözümleniyor. Yıkıcı nitelikte ise İçişleri Bakanlığı'na, Valiliğe ve 1. Kolordu Komutanlığı'na hemen bilgi aktarılıyor. Merkez depreme yönelik erken uyarı vermese de tsunami'de erken uyarı yapılabiliyor. Deprem uyarısını verebilmek mümkün değil. Çünkü sizler de görüyorsunuz Marmara Denizi'nde geçen faylar, aktif faylar karaya çok yakın ve şehirlere çok yakın. Dolayısıyla bir erken uyarı verme şansına sahip değiliz. Ama tsunami ile ilişkili erken uyarı yaklaşık 5-7 dakika içerisinde verme şansına sahibiz. Merkezin müdürü Doktor Doğan Kalafat, beklenen Marmara depremine ilişkin de açıklama yaptı. Yapılan hesaplarda ve istatistik çalışmalarda da bu depremin 2050 yılında %75 olasılıkla, 2090'a kadar da %95 olasılıkla çok büyük bir riskle olabileceğini söyleyebiliyoruz. Kalafat hem kurumlar hem de vatandaşların depreme hazır hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Deprem öncesi, anı ve sonrası neler yapabileceğimizi birey olarak, aile olarak, mahalle olarak, şehir olarak hepsini planlamamız ve muhakkak ve muhakkak depreme dayanıklı binalarda oturmamız ve bunu talep etmemiz gerekiyor.